zam değil. Çünkü zam olması için bu kararı meclisin vermesi gerekiyor bildiğimiz kadarıyla. Bir de sadece en düşük emekli aylığına zam yapıp, daha doğrusu iyileştirme demek lazım bunun adına. İyileştirme yapıp diğerlerine yapmadığımızda da aslında bir sorun oluşuyor galiba. İyisi mi biz bir uzmana soralım. Özgür Erdursun bizimle birlikte olacak. Sosyal güvenlik uzmanı. Merhabalar Özgür Bey. Merhabalar Deniz Hanım, çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi de yeni bir soruyla karşınızdayız Özgür Erdursun. Emekli aylığı muamması dedik bunun adına. Anladığımız kadarıyla bu bir zam değil, öyle değil mi? Ya şimdi adı ne olursa olsun bir zam diyebiliriz. Bir iyileştirme diyebiliriz. İyileştirme daha sanki doğru geliyor burada. En düşük emekli aylığı Türkiye'de 5500'e tamamlanıyordu. Çünkü en düşük emekli aylığı 5500 lira ya da 7500 lira dersek hata yapmış oluruz. Neden bunu özellikle altını çizerek söylüyorum? Çünkü Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı verilirken en düşük emekli aylığı, yani gerçek anlamda gerçek aylığı kaç liraysa onun üzerinden zam alır. Tamamlanan aylık üzerinden zam almaz. Evet. En düşük aylığı üzerinden zam aldıktan sonra tamamlanan aylığın altında kalıyorsa tamamlanan aylığı almaya devam eder. İşte o yüzden bu bir zam değil demeyi tercih ettik biz. Çünkü eğer bu maaşa bir zam yapılmış olsa idi, bir sonraki hesaplanacak, üzerine zam yapılacak tabanın bu olması gerekirdi. Ama şimdi emekliler bir sonraki zamlarını 5500 lira üzerinden alacaklar. Öyle değil mi? Yanlış anlamadım. Hayır, 5500 üstünden de almayacaklar. Aylığı 3000 liraysa 3000 lira, 4000 liraysa 4000 lira üstünden zam alacaklar. 7500 liranın altında kalıyorsa da 7500 liraya tamamlanacak. En düşük emekli aylığı 5500 lira olduğu için 5500 üzerinden hesaplanacak. Şu anda en düşük emekli aylığı 5500 lira değildir. İlk önce onu böyle bir netleştirelim. En düşük emekli aylığı 3000 liradır. Bazılarında 4000 liradır. Bazılarında 4400 liradır. Ama o gözükmesin diye o rakamı vermezler. Derler ki en düşük 5500 liraya tamamlıyoruz. Ama hiç kimse gerçek aylığını bilmiyor. Tamamlanan aylığı biliyor. Bazılarının dediğim gibi gerçek aylığı 3000 liradır. Bazılarının 4000 liradır. Bazılarının 5000 liradır. Peki bu rakam üzerinden mi mesela zam alacak bir sonraki? Evet, zamlar 6 aylık enflasyon zamları bu rakamlar üstünden alınır. Tamamlanan aylık hazine desteğiyle tamamlanan aylık üzerinden zam almaz. Yani 6 aylık enflasyon %25 çıkarsa örnek veriyorum, o civarlarda açıklarlar diye düşünüyorum. %22,5 %25. O civarlarda bir aylığa zam verirlerse en düşük emekli aylığı 7500 lira oldu. %25'te arttı. 9375 olacak diyemeyiz. Aylığı 5000 liraysa 5000 liraya. 4000 liraysa 4000 lira üstten enflasyon farkını alır. 7500 liranın altında kalıyorsa yine 7500 almaya devam eder. Aslında Türkiye'de çalışma hayatının içine dinamit koyup patlatıyoruz şu anda. Yerle bir ediyoruz şu anda çalışma hayatını, emekliliği, çalışmanın önemini, prim ödemenin önemini, her şeyi mahvettik. Neden? Şöyle örneklerle anlatayım daha iyi olsun. Şu anda 40 bin lira brüt aylıkta çalışan bir kişi. Remzi Hanım, geçmiş dönemlerde primleri daha düşük de olabilir ama son 3-5 yıldır, 6 yıldır 40 bin lira brütle çalışıyor. Yani net aylığı yıl başında 30 bin lira, yıl sonuna doğru 26 bin liraya düşen bir kişi. Yıl başında 17 bin lira, yıl sonuna doğru 21 bin liraya yakın vergi ve sigorta primi ödeyen bir kişinin emekli aylığı 10 bin lira. En düşük asgari ücretle yatırılan bir kişinin emekli aylığı 7500 lira. Bir kişi devlete 21 bin lira veriyor. Bazı aylar 17 bin, bazı aylar sona doğru 21 bin lira. Bir kişi için de 3 bin lira. 3 bin lira ödeyen de, 20 bin lira ödeyen de aynı aile alacak. Öyleyse millet şunu söylüyor, ben enayi miyim diyor. Evet. Neden yüksekten yatırayım ki diyor. Evet. Aynı aile alacağım. Bu burada söylediğiniz şuna tekabül ediyor değil mi Özgür Erdursun? Şimdi sadece en düşük emekli aylığı alanlara böyle bir iyileştirme yapıldı. Ama bunun üzerinde alanları ilgilendiren bir durum yok. Dolayısıyla emekliler arasında bir eşitsizlik ortaya çıkmış oldu. Şimdi birincisi Türkiye'de en düşük emekli aylığı 7500 değil
8.506 liranın altında olmamalı. Burada hemfikiriz. Asgari ücretin altında bir emekli aile olamaz. Olmamalı. Adı üzerinde asgari bir ücret zaten. Onun üstünde emekli olacaklara da yatırdığı prim gün sayısına göre, primlere göre, yaşına göre ayrıca belirlenecek emekli aile hesaplaması yapılmalı. Şu anda Türkiye'de öyle yapılıyor ama bakın öyle bir emekli aile hesaplama sistemimiz var ki çalıştıkça prim ödendikçe emekli aylığınızı düşürüyor. Bugün asgari ücretle çalışan bir kişi için 3.000 lira devletin kasasına para giriyor. O kişinin aylığı 15 lira düşüyor. Öyleyse 15 lira düş. Aylıklar belli bir rakama düşmüş. Şimdi devletin yetkilileri arayıp diyorlar ki açıklama yapıyorlar. 7.500 liraya çıkardık. Bu böyle olmaz. Emekli aylığı hesaplama sisteminin değişmesi lazım. Çalıştıkça, prim ödendikçe, kayıt içinde kaldıkça özendirici bir sisteme ihtiyacımız var. Evet. Yoksa biz bu sistemde herkesi kayıt dışına itersek bu sadece bir emekli aylığı konusu değildir. Yarın öbürsü gün emekli aylıkları ödenemez duruma gelir. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kasasına para girmez. Zaten en önemli sorunumuz Türkiye'de kayıt dışı değil mi? Kayıt dışının Türkiye'de SGK'ya yıllık maliyeti 280 milyarın üzerinde bir yıllık maliyeti var. Çok ciddi bir maliyet. Bu kadar ciddi bir kayıt dışılık varken biz özendirmeye, yani o yangını iyice büyütmeye, körüklemeye devam ediyoruz. Evet. Şu anda yapılan kulağa hoş gelebilir. Emekli aylığını, en düşük emekli aylığını arttırdık. Gayet de güzel gibi gelebilir. Bunun %36.4 oranında zam yapıldı. Diğer emeklilere aynı oranda bu zamlar yansımazsa, şimdi en alttakine diyorsunuz ki senin gelirini ben %36.4 oranında arttırdım. Bir kişi sabah kalktığında şöyle bir şeyle uyandığında ne hisseder? O kişi de şu anda benim elimde, tabii onunla ilgili de örnek vereceğim. Ne hissettiğini sordum. Bana şunu sordu: Özgür Bey, bu ülkede emeğin hiçbir değeri yokmuş dedi. Şimdi örneğini vereyim daha iyi anlaşılsın. Bugün sabah görüştüğüm kişinin toplamda 10.720 günü var. 10.720 gün prim yatırmış. Emekli aylığı şu anda 7.559 lira. 7.559. En düşük emekli aylığı 5.500 lirayken bu adamın yatırdığı primler bu adamın işine yarıyordu. Bakın en düşük 5.500 ama benim primlerim 10.300 gün karşılığı bana 7.559. Şimdi en düşük emekli aylığı 7.500 lira oldu. Bu kişinin de 7.559'da kaldı. Ya Özgür Bey diyor, nasıl yani diyor. Benim 10.720 günümün hiçbir değeri yok mu? Bu ülkede bir emeğin, yatırdığım primin bir değeri yok mu? Ben hayal kırıklığı yaşadım diyor. Bize bu aylıkta zam yapılacak mı diye. İnsanlar bizi arıyorlar, bize soruyorlar. Ne olacak şimdi? Bizim aylığımıza da zam yapılacak mı? Aslında en önemli örnek budur. Evet. Sabah kalkıyor bir kişi, aylığı %36 artmış. Diğeri hiçbir artış olmamış ve yatırdığı prime göre aynı aylığı veriyorsunuz. 3600 günlük emekli olana 7500, 10.720 günlük emekli olana da aynı para. Evet, bu bir kere çok ciddi emekliler arasında rahatsızlık uyandıracak bir boyutu oldu bu meselenin. İkincisi, zaten aslında emekliler bu 7500 lirayı falan da kabul etmiyorlar. Sizin de az önce söylediğiniz gibi en az asgari ücret olmalı. Hatta aslında hani bu ülkenin bir yoksulluk sınırı var. Kendisinin belirlediği, kendi kurumlarının belirlediği asıl taleplerinin bu olduğunu ifade ediyorlar ama ona mümkün görünmüyor. Biz bile bunu kabul etmek durumundayız anladığım kadarıyla. Bir de burada bu meselede bir keyfiyet durumu gözlemliyoruz anladığımız kadarıyla. Aslında devletin pek çok konuda, pek çok başlıkta olduğu gibi burada da bir kişi tarafından böyle oturulup bir hesap kitap yapılmış da akşamdan sabaha bir karar verilmiş gibi bir durumla karşı karşıyayız anladığımız kadarıyla. Çünkü emekli maaş zammının belirlenmesinin bir prosedürü olsa gerek, öyle değil mi? Kesinlikle Remzi Hanım. Yani oturulmuş, karar verilmiş değil, direkt oldu zaten. Yani bu böyle oluyor. Artık Türkiye'de herkes buna alıştı.
Bunun sonuçlarının faturası Evet. çok pahalı olacak Türkiye'ye. Evet. Nasıl ki Türkiye'nin EYT konusunda yıllardır uğraşıyor mesela insanlar. Belki bu da benzer bir mağduriyeti tetikleyebilir ileride. zaten böyle Remzi Hanım, bakın Türkiye'de çalışma hayatı bir girdabın içine girdi. Bu girdaptan çıkmak çok zordur. Çalışanların %50'sinden fazlası %60'ı asgari ücretle çalışıyor mu? Evet. Bakın çalışanların %60'ı asgari ücretle çalışıyor. Emeklilerin Türkiye'de 3,5 milyon emekli 5.500 liraya kadar aylık alıyordu. Ama şu anda çıktı şimdi sayı 5,5 milyona. Her geçen gün en altta emekli aylığı alanların sayısı artıyor. Her geçen gün en altta ücret olan asgari ücreti alanların sayısı artıyor. Bu neyi gösteriyor? Orta sınıf yok oluyor. Yoksul en alt ücrette ve en alt emekli aylığında insanlar birleşiyor. Bir de yaklaşık 3 milyon da dul ve yetim aylığı alanlar var. Tüm emekliler 7.500 lira almayacak. Şu anda 5.500 lirayı tüm emekliler almıyor. Hak sahibi olarak dul ve yetim aylığı alanların aylıkları yetim kız çocuğunun 1.875 liraya tamamlanacak. Dul eş kendisi çalışmıyorsa ya da kendi aylığı yoksa 5.625 liraya tamamlanacak. Dul eş kendisi çalışıyor ya da emekli ise 3.750 liraya tamamlanacak. Yani bunun Yani hayatında bir değişiklik olmayacak mı bu düzenlemeden sonra? olacak ama 5.500 liraya göre, şimdi 5.500 liraya göre bir hesaplama yaparsak 1.375 liraya tamamlanıyordu yetim kız çocuğunun aylığı. 1.375 liradan 1.875 liraya çıkacak. Yani o da yanlış anlaşılmasın. Yani Türkiye'de yetim, öksüz, dul, herkesin aylığı en düşük 7.500 olacaktır diye bir durumu yok. Bununla ilgili bize çok soru soruluyor. Bu durum mümkün değil. Çünkü onların hisselerine göre %25, %50, %75 hisse oranında pay aldık. Yani peki Onların şöyle netleştirebilir miyiz burayı? Eş ya da yetim kalmış kız çocuğu kontenjanı dışında birebir kendisinin yatırdığı primler sonucu emekli olmuş insanlar için bu düzeltmenin geçerli olduğunu söylesek mesela. Doğru söylemiş olur muyuz? Peki. Evet, doğru ifade bu. Doğru ifade bu. Sadece kendi yatırdığı primlerle emekli olan bir kişinin en düşük alacağı tamamlanmış aylığı 7.500 lira olur. Evet. Diğerleri de zannediyorum onlar da ama belli bir miktarda bu iyileştirmeden faydalanmış olacaklar. Evet, faydalanacak. Peki. İşte dedim 1.375 lirası 1.875 liraya çıkacak. Peki, peki Özgür Bey, son olarak şunu sorayım. Seçim olmasaydı sizce bu iyileştirme olur muydu? İmkansız. İmkansız. Ben siyaset bilimi üzerine yüksek lisans yaptım. Şu anda bunu az çok okuyabiliyorum ne olduğunu. Türkiye'de seçim anketleri belirleyicidir. Hükümet şu ana kadar 20 yıldır iktidarı boyunca görmediği anketler görüyor. Şu anda kendisi şok içinde ve alelacele bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte belki asgari ücrete de bir düzenleme gelebilir. Diğer emekli aylıklarına da yine bir düzenleme gelir. Yani tabiri yerindeyse anketler o kadar kötü ki bunun karşılığında artık patron çıldırdı. Her şeyi verebilir. Her şeyi yapabilir diyebiliriz. Evet. Diğer iyileştirmeler gelir. Ama seçimden sonra yerel seçim olacak. Belediye seçimleri olacak. O seçim öncesinde de yine Türkiye'de bir şeyler olur. Ama sistem böyle devam ederse en son yerel seçimden sonra da aynen sistem devam ederse 4 yıl boyunca 3,5-4 yıl boyunca bu verilenler fazlasıyla geri alınır, ek bir şey de verilmez. Anladım. Bir taraftan da bir adaletsizlik kapısı da açılmış olduğu için böyle bir şeyle hiç kimse tabii yanlış değerlendirmesin. Emeklilerimiz keşke çok çok daha fazla para alsalar ama siz burada oluşmuş bu bir kısım emekli açısından haksızlığa da dikkat çekiyorsunuz. Çok teşekkür Remziye Hanım, ediyorum. Buyurun. şunu söyleyeyim. Şimdi dünyanın her yerinde yoksul vardır. Türkiye'de yoksulluk tam anlamıyla bitmez. Fakirlik tam anlamıyla bitmez. Bugün gelişmiş ülkelerde de bu vardır.
Ama gelişmiş ülkelerle bizim aramızdaki fark şu. Avrupa'da, şu anda bizleri Avrupa'dan da izleyenler var, Amerika'dan da izleyen var. Yurt dışında bir kişi günde 12 saat çalışıyorsa bu kadar yoksulluk içinde yaşamaz. Evet. 12 saat çalışıyorsa en düşük emekli aylığıyla zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak durumda olmaz. Tekrar emekli olduktan sonra çalışmak zorunda olarak kendini hissetmez. Evet. 10 Yurt bin dışında gün... Avrupa'da da fakir yoksul var ama onlar çalışmayanlar. Evet. Hiç çalışmıyor. Devletten geçiniyor. Devletten sosyal yardım alıyor. Bu durumda olan kişiler orada bile bizim yoksulumuz kadar yoksul değil. Türkiye'de problem şu. Çalışanlar, alın teri dökenler yoksul. Burada Evet. sorun var. Evet. 10 bin gün prim yatırmasına rağmen asgari ücretin altında maaş alıyor olmak sorun. Çok haklısınız. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Ben de çok teşekkür Sağ olun. ediyorum. Bir kez daha kapınızı çaldık. Bizi bilgilendirdiniz. Özgür Erdursun.